Sevgili izleyiciler, Yalıyük Belediyesi bahçesindeyiz. Bir Ramazan ayının son bölümlerinde, akşamında Kadir Gecesi'ni yaşayacağımız bir gündeyiz. Saygıdeğer Kaymakamımız Ramazan 1 itibariyle göreve başladı. İlçemizde bir aydır yaklaşık görev yapıyor. Sayın Belediye Başkanımız Hasan Koçer ikinci dönemi tekrar başkan seçildi ve görevinin başında. Bunları değerli insanlarımızı, büyüklerimizi, devlet büyüklerimizi böyle bir ortamda yakaladık ve kendilerine birkaç sualimiz olacak. Sayın Kaymakam, öncelikle hoş geldiniz Yalıyük'e. Efendim, ilk gelir gelmez ilk gözünüze çarpan Yalıyük'teki böyle en çarpıcı şey nedir? Evet, aslında ilçemiz güzel. Küçük olmasına rağmen şirin bir ilçe. Yeşillik, yani ağaçlık, manzarası iyi, hani havası güzel. Yani insanlar hoş. Kısacası böyle söyleyebiliriz yani Yalıyük'e. İnşallah orucu sizinle tuttuk. Bayramı da sizinle yapacağız. İnşallah. Sevgili başkanım, tekrar ikinci dönem görev başındasınız. Vatandaşların teveccühüyle, hemşerilerimizin teveccühüyle tekrar başkan seçildiniz. Sizin duygularınızı alalım. Siz neler düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz bu mübarek yıl? Öncelikle Sayın Kaymakam, hoş geldiniz. Görevimize tekrardan gidiyoruz. Allah razı olsun, kendileri göre geldikleri günden itibaren ilçemizin sorunlarını beraber istişare ediyoruz. Çalışmalarımıza başladık. Ramazan'da bereketli ayda çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Ben bu vesileyle de bugün tüm İslam aleminin, hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni mübarek olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Kaymakam'a dönmek istiyorum ben tekrar. Evet. Sayın Kaymakam, çok hareketli bir yapınız var. Evet. An itibariyle 2 gün içerisinde 4 tane haberinizi yaptık. Bu, evet. Sanıyorum ben 13. Kaymakam Bey'le çalışıyorum, 15 yıldır buradayım. Evet. Bu müthiş bir artış. Evet, bu hızınızı Allah artırsın. Evet. Bu heyecanınız ve enerjiniz bizlere de büyük bir potansiyel katıyor, enerji katıyor. Planlarınız nelerdir? Evet. Neler eksik görüyorsunuz? Eksik gördüğünüz şeyler nedir? Güzel olup gördüğünüz şeyler nedir? Size evet. De değiniz. Evet. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle aşk ile çalışan yorulmaz. Biz milletimize aşık insanlarız. Hizmet için, Allah için çalışıyoruz. Hakkı için çalışıyoruz. İnşallah ilçemizde kısa vadede TOKİ konutları yapılacak. Yani onların yatırımları devam ediyor. Hani. Şu anda temel sorun bu bence. İlçede yerleşme, konaklama sorunu var. Sulu arazi sorunumuzu çözeceğiz kısa vadede inşallah. Vatandaşlarımıza belki kooperatif bir proje üretip ülkemizin en iyi tarımsal kalkınma projesini yapabiliriz burada. Arazilerimiz verimli, sulak. İnsanlarımız güzel. Hani temel sorunlar, temel asıl sorun yok Yalıyük'te. Herkes kendi yağıyla kavruluyor. Tabii ki bugün Kadir Gecesi. Kadir Gecesi bütün Müslüman kardeşlerimin kutluyor. Allah'tan hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Yalıyük'le ilgili temel sorunlar bunlar şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel, kısa ölçekli bir zamanda çalışmanıza rağmen tespitleriniz oldukça yerinde efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, yeni dönemde yeni projeler, vizyon projeler olduğunu biliyorum. Bunlar da inşallah önümüzdeki dönem bir bayram, ikinci bir bayram müjdesi olarak algılayabileceğimiz yakın plan bir şey var mı? Bir hayata geçecek bir şey var mı? Dediğiniz gibi projelerimiz hazır. Tabii bayramdan sonra ilk projemiz sizin meslekleri hayvan gösterisi. Onun için zeminin etkisine başlanıyor. Cumart hazırlatıyla birlikte ilk projemiz o. İslam'a yönelik tabii projelerimiz var. Sayın Kaymakamımız da buyurduğu gibi TOKİ konutları 59 adet o da imzalandı. En kısa zamanda başlayacak bir sayı. Şehir konağımız başlayacak bu yıl içerisinde. Diğer hayvancılık bölgesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani ikinci dönemimizde istihdama yönelik projelerimiz var. Tabii. İnşallah nüfusumuz bu sayede gençlerimiz İnşallah. Başka yerlerde gitmeyecek. İnşallah. Memleketlerinde doğduğu yerde doyacaklar. İnşallah. Biz de tabii bu talepleri, buradaki gençlerimizin taleplerini yerine elimizin geldiği kadar getirmeye çalışıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın hayvancılık konusunda bayağı bir talepleri var. O taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz inşallah. Onun haricinde tabii Ramazan ayında işte gördüğünüz gibi işte mezarlıklarımızın bakımını, yurt ilişkilerimizi, temizliklerimizi
yollarımızı, bakımları yapıyoruz işte inşallah. Onu fark ediyoruz. Aydınlatmalar evet. Ayrı bir hava vermiş evet. Başkanım. Bayramlar elinize sağlık. Aynı şekilde hızlı devam edecek inşallah. Evet sevgili izleyiciler, Yalıyık'ın iki değeri, iki devlet büyüğü hakikaten heyecanlılar, enerjikler ve hizmet etmeye kendilerini adamış büyüklerimiz. Kendilerine bu kısa röportajı bizle paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Son cümlelerini alarak evet. Ramazan bayramınızı kutlamak istiyorum. Son cümleler Sayın Kaymakamım. Evet, hayırlı uğurlu bayramlar geçsin kardeşlerim. Mutlu olun. Hayat güzel. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Mutlu olmaya bakın. Biz devlet millet olarak her zaman yanınızdayız. Kapımız herkese her daim açık. Son cümlelerim. Ben de birlik, beraberlik içerisinde Ramazan bayramını tebrik ediyorum tüm hemşehrilerimin. Dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği güzel günler için diyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar efendim. Eylere gönül gönüle.